Herkese merhabalar. Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk defa 2022 yılında SRC Ehliyet Özel Güvenlik kanalında ilk defa canlı yayın yapıyoruz. Evet. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 40 artı 1 yazılı sınav sorusu, 6 tane de uygulama sınav sorusu çözeceğiz. Banko sınav soruları, birebir sizlere çıkacak sorular. Arkadaşlar çok çok önemli sınav sorularından derledim soruları. Ve sınavlarda artık bundan sonra hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. SRC sınavlarında bizim canlı yayınlarımıza katılan tüm arkadaşlar 90 ve üzeri not alıyor. Arkadaşlar bilginiz olsun bu arada. Çünkü arkadaşlardan gelen mesajlar o şekilde. Arkadaşlar gelirken ben bu arada hemen Cuma günü de yine bir canlı yayın yapacağımızı size hatırlatayım. Cuma günü Nedim Şeker Akademi'de yapıyoruz. Canlı yayınımızı 8.50'de. Orada da yine farklı sorular, hem yazılı hem de uygulama sınav soruları çözeceğiz. Cumartesi pazar sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Yavaş yavaş başlayalım. SRC nedir? SRC mesleki yeterlilik belgesidir. 5 çeşit SRC'miz var. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, SRC 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı, SRC 4 yurt içi yük kargo, SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlik belgesidir. SRC 1'i alanlar SRC 2'yi almış sayılıyor. Arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim size. Bu soruyu sık sık bana soruyorlar. SRC 3'ü alanlar da SRC 4'ü almış sayılıyor. SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığıdır. 40 adet soru soruluyor. 28 doğru yapanlar 70 alıyor ve süresi 60 bakın dakika. Uygulama hemen arkasından yazılıyı geçenler uygulamaya giriyor. Uygulamadan da 3 soru çıkıyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Evet. Yine arkadaşlar gurur tablomuzdan yıldız öğrencilerimizin mesajlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizlerin de mutlaka mesajlarını bekliyorum bu arada arkadaşlar. Sınavlara girdiğinizde mutlaka evet merhaba. Bu arada arkadaşlar hangi yörelerden katıldığınızı lütfen yazın. Hangi illerden? Fatih Türker. Hoş geldin. Merhaba Fatih. Nereden katılıyorsun? Mutlaka bize yaz. Evet Nur. Ankara. Fatih hoş geldin. Nur hoş geldin. Bütün arkadaşlar katılan arkadaşlar lütfen hangi illerden yazdıklarını yazarsalar İzmir Fatih İzmir'e iyi akşamlar diliyorum. Selam söylüyorum Ankara'dan. Muhammed Fatih Bolat ilk mesajı göndermiş bize gurur tablomuzdaki yıldız öğrencilerimizin mesajları. Evet Faruk Ünal. Faruk Malatya'ya selamlar Faruk. Kırklareli, merhaba. Tari. Evet, Kırklareli'ye selamlar. İyi akşamlar diliyorum. Sizin mesajlarınız gelirken ben arkadaşlardan gelen gurur tablomuzda 3 tane öğrenci arkadaşımızın mesajını bugün ekledim. Sizlerin de mutlaka mesajlarını bekliyorum. Muhammed Fatih Bolat. Hocam merhaba, sizin videolarınızı izleyerek ve soru çözerek SRC 3 sınavından 83 aldım.
Uygulamadan 3'te 3 yaptım. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Uygulamadan da bakın 100 almış Muhammed. Tebrik ederim Muhammed. Başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Kazasız günlerde kullan. Ve yıldız veriyorum sana. 2 yıldız, 3 yıldız. Bütün yıldızlar senin olsun Muhammed. Evet. Evet Osman, Hatay'a selamlar. Hemen ikinci mesajımız İrfan Şenol, İrfan'dan gelmiş. Hocam şimdi serici 3 sınavından çıktım. Sınavdan 92,5 aldım. Uygulamada 3'te 3 yaptım, 100 aldım. Sorular şunlardı. Kanayan yaraya tampon videosu. 2. Trafikte bağıran adam kişiliğini sordu. A tipi. 3. Trafik polisi aracı durdurmuş, men sebebi nedir? Trafik sigortası yok. Her şey için teşekkür ederim. Ne güzel. Evet. Hatay'a selam dedik Osman. Ve yıldızlı bir sorumuz daha. Arkadaşlar özellikle Ehliyet SRC kanalına mutlaka abone olun. Ehliyet SRC kanalında da bundan böyle sorularımızı canlı yayında bulabileceksiniz. Bilginiz olsun. Evet. Üçüncü mesajımız yine gurur tablomuzda yıldız öğrencilerimizin mesajlarından, yıldız öğrencilerimizden. Merhabalar. Hocam merhabalar. Adım Abdullah. Serece 4 için kursa yazıldım. Bana kitap verdiler, istemedim. Çünkü pek okuyup çalışmayı seven birisi değilim. YouTube'da karşıma sizin anlatımınız çıkınca çok dikkatimi çekti ve paylaşımlarınızı izledim. Sınava girdim. Bugün sadece sizi izleyerek girdiğim sınavdan 77,5 aldım. Emeğinize sağlık. Ne demek? Tebrikler, hayırlı olsun. Kanalımıza arkadaşlarına da çevrene önerirsen sevinirim. Bir de uygulama sorularını yazarsan bakalım diye dönüş yapmışız. Biz de hocam sınava girdiğim sınıfta herkes sizden bahsediyordu. Millet kitaptan falan çalışmamış. Birçoğu benim gibi sizi izlemiş. Çıkan sorular genelde sizin söylediğiniz şeyler ama inanın şu an soruları hatırlamıyorum. O anki ruh halimle çözdüm çıktım, sizi tavsiye edeceğim. Başarılar diliyorum Abdullah. Sana da yıldız veriyorum ve kazasız günlerde kullan. Evet, hemen birinci sorudan itibaren başlarım. Merhaba Feyzan, hoş geldin. Evet, yine herkese başarılar diliyoruz. Ve yavaş yavaş birinci sorudan itibaren başlayalım. Bu banko sınavlarda çıkan bir soru arkadaşlar. Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda kaç ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır? 2 ay, 3 ay, 4 ay, 6 ay. Evet. Hoş geldin Furkan. Evet. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde ünlü olduk. Furkan. Evet. Sizin sayenizde ünlü oluyoruz. Hadi bakalım. Siz arkamızda olduktan sonra tüm Türkiye'de ünlü olmaya devam edeceğiz. Evet. Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar diyor. Yapılacak müracaatta da kaç ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır? 2, 3, 4 ve 6 ay şeklinde cevaplarımız var. Önemli yıldız sorulardan. Biliyorsunuz ki 2022 bizim yıldızlı yılımız olacak inşallah. Yani sorularımız mutlaka yıldızlı sorulardan gelecek tüm sorular. Onun için bizi takip edin ve kesinlikle pişman olmayacaksınız. Evet arkadaşlar, Denizli sorusu, evet Denizli cevabı doğru. Yani 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar, değil mi? Evet. Hemen ikinci sorumuza geçelim. 6 ay çok doğru diyorsun Furkan. Evet Fatih. Çok güzel arkadaşlar. Sorularımız banko sınav soruları. Çok çok önemli sorulardan derledim sizler için. Yıldızlı sorular.
Bizi takip eden arkadaşlar kesinlikle artık bundan böyle hiçbir sınavda kalmayacak. Onun garantisi bizde. İkinci sorumuz, bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş. Kazı zedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır? A. Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan. B. Boyundaki şişlikten. C. Deride görülen bölgesel kızarıklıktan. D. Vücut sıcaklığının yükselmesinde. Evet. Trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş. Kazı zedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır diyor. Evet. Nasıl anlaşılır? Şimdi bir trafik kazası var. Bilinci kaybolmuş, kazada beyin hasarı olup olmadığını nasıl anlarız? Anlarız bakın, beyin hasarı. Evet, teşekkür ederim Fatih. Evet, tabii arkadaşlara da sayfamızı hem Nedim Şeker Akademi hem de Ehliyet Serici kanalını önerirseniz diğer arkadaşlar da faydalanmış olur. Evet. Evet, ikinci sorunun cevabını bekliyorum. İkinci sorunun cevabı ne diyorsunuz bakalım? Denizli değil arkadaşlar. Vücut sıcaklığının yükselmesinden beyin hasarı olup olmadığı anlaşılmaz. Onu söyleyeyim size. İyi, çok iyi. Feyzan, sınav belli olduysa 22 Ocak'ta 100 alacaksın. Hadi bakalım. Evet, ikinci sorumuzun cevabı arkadaşlar Denizli seçeneği değil. Bakın, Denizli değil. Vücut sıcaklığının yükselmesinden beyin hasarı olup olmadığı anlaşılmaz. Onu size söyleyeyim. Nedir? Volkan, hoş geldin. Furkan, D ile A arasında kalmıştım hocam diyorsun. Evet, D yanlış dedik, değil mi? Evet. D yanlış dedik. Evet, hemen çok kalmayalım. Yani bir sorularda çok beklemeyelim. Mürsel, hoş geldin. Tabii ki Adana seçeneği, değil mi? Evet, 15 Ocak'ta sınavım var Osman. Artık kalmayacaksın, değil mi Osman? İyi bir şekilde bizi takip et. Yayınlamış olduğum sorular, güncel soruları yayınlıyoruz. Birebir çıkmış, çıkacak sorular. Ve artık 90-100. Uygulamadan banko 100 alacaksınız kesinlikle. Yani 100'ün altında not beklemeyin. Almayın kesinlikle. Onu size söyleyeyim. 3'te 3. Bütün uygulama sınav soruları ve yazılı soruları bizim kanallardan geliyor. Evet, Aydın'a selamlar Veysel. Aydın'a selamlar. Evet, ikinci sorumuzun cevabını verelim artık. Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan beyin hasarı olup olmadığı anlaşılır. Cevabımız Adana seçeneği ve yıldızlı sınav sorularından bir soruydu. Hemen üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuz, hepinizin şu anda araç kullanıyorsunuz ve çok rahatlıkla cevaplayacağınız bir sorulardan. Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir? A. Fren sistemi. B. Süspansiyon sistemi. C. Şasi sistemi. D. Direksiyon sistemi. Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir diye soru sorulmuş bakın. Titreşimler size bir şeyi anlatsın, değil mi? Nedir yani bu yoldan gelen titreşimleri araca geçmesini engellemek için ne yapılıyor?
Evet, 15'inde ne güzel. 15'ine kadar zaten canlı yayınlara devam ediyoruz ve daha önce yayınladığım soruları da mutlaka çözün. Hiçbir şekilde ne yazıldan ne uygulamadan sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bol bol attığım videoları çözün arkadaşlar. Durdurarak çözün. Evet. Ne diyorsunuz? Hızlı arabalarda var. Hocam yere yapıştırıyor. Sektirmiyor. Evet. Evet arkadaşlar, hemen cevabımız çok doğru, dediğiniz şekilde Bursa seçeneği doğru, değil mi? Süspansiyon sistemi. Evet. Furkan, başarılar. Üçüncü soru Bursa seçeneği dedik. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz nedir bakalım? Aşağıdakilerden hangisi yükleme sırasında yapılması gereken doğru bir davranıştır? A. Yükün konulacağı zemin temiz ve kaymaz olup olmadığı kontrol edilir. B. Araç teknik olarak taşımaya uygun olup olmadığı kontrol edilir. C. Önce boşaltılacak yükler sonra yüklenir. D. Hepsi. Evet. Yükleme sırasında yapılması gereken doğru davranışı sormuş bize. Hangisidir? Evet Coşkun, hoş geldin. Tabii ki dikkat ettiğiniz gibi buradakilerin hepsi yükleme sırasında yapılması gereken davranışlardandır, değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Beşinci sorumuz önemli, yıldız sınav sorularından yine. Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır? A. Hız kesmeden yola devam edilir. B. Uzun farları yakarak korna çalıp yola devam edilir. C. Kısa farlarla hız kesmeden yola devam edilir. D. Sis farlarıyla takip mesafesini artırarak yolun sağındaki yol çizgisini çizgi yoksa yolun sağ sınırını takip edilir. Evet. Bakın arkadaşlar, burada acele etmeden cevap verin bu soruya. Burada bir hassas bir nokta var. Onu size söyleyeyim. Size bir şey sormuş bakın. Sisli havalarda, bakın bu sisli havalardaki sınav soruları genelde uygulamalarda da sorulan bir soru. Arkadaşlar D seçeneği dediniz. D seçeneği değil. Size onu bir kere söyleyeyim. D seçeneği kesinlikle değil. Neden değil hocam derseniz. Şöyle, sisli havalarda biz hangi farları kullanıyoruz? Bakın. Ne diyor? Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır? Ya siz sisli havada araç kullanıyorsunuz. Hangi farlarınızı kullanırsınız? Bunu sormuş bak. Acele etmeyin. Bakın soruyu iyi anlayın. Sis farlarıyla takip mesafesini artırarak yolun sağındaki yol çizgisini... Bir kere arkadaşlar, sisli havalarda sis farları kullanılmaz. Değil mi? Bir ona bir açıklık getirelim. Feyzan, kısa farlar kullanılır, değil mi? Tamam, burada kısa farlar dediğine göre kısa farları biz hangi seçenekte görüyoruz? Evet, hangi seçenekte görüyoruz? Şimdi soru net değil diyorsam Mikail, ekran çözünürlüğünü tabii ki 480'e çıkarın. Sizden kaynaklı çünkü soruların görülmemesi. Evet, anladık değil mi? Bak, şimdi
Şunu soruyor bakın. Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır? Ne yapacaksın? Kısa farlarla hız kesmeden yola devam edeceksin. Takip mesafesini artırarak yoluna devam edeceksin yani. Buradaki Denizli seçeneği kesinlikle olamaz. Çünkü Denizli seçeneğindeki verilen sis farları sisli havalarda kullanılmıyor. Bakın. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet burada bak. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet bakın yıldızlı sınav sorularımızdan bir soruydu. Önemli soru buraya dikkat edin. Acele etmeyin yavaş yavaş gidiyorum ben. Hızlı gitmiyorum. Evet altıncı sorumuz. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. B. Araç uzunluğunun 3 katı kadar. C. Aracın cinsi ve teknik özelliğinin gerektirdiği kadar. D. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. Evet. Evet arkadaşlar, bu da yine önemli sorulardan birisiydi. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafeyi sormuş. Yine banko sınav sorularından bir soruydu bu soruda. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenine girebilecekleri kadar araç uzunluğunun 3 katı cinsi teknik özelliklerin gerektirdiği kadar trafik yol durumuna göre istenildiği kadar. Evet. Yıldızlı sınav sorularımızdan bir soruydu. Altıncı sorumuzun doğru cevabı da Osman Güner. Hoş geldin Osman. Evet yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cevaplarımızı yazalım. Yani yanlış da olsa doğru da olsa mutlaka yazın. Evet. Adana seçeneği diyorsunuz. Evet, doğru cevap Adana seçeneği yıldızlı sınav sorularından tüm SRC sınavlarında gelir. Mürsel. Evet, Mürsel Adana seçeneği konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadardır dediği sorumuzun cevabı kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar olacak. Evet Yasin hoş geldin. Evet arkadaşlar kanala abone olmak biliyorsunuz ki çok çok önemli. Kanalı büyütüyoruz. İnşallah ikinci kanalımız. Çünkü sizlerden gelen talepler üzerine o kanalı da yine açtık. Ehliyet SRC özel güvenlik kanalımız. Burada da zaman zaman canlı yayınlarımızla devam edeceğiz. Evet. Yedinci sorumuza geçtik. Banko sınav sorularından yine bir soru. Önemli bir soru. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tek şoför dinlenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir? Bir sefer, en az 2 sefer, en az en fazla 3 sefer, en fazla 4 sefer şeklinde bir sınav sorusu sorulmuş. Bu da yine tüm SRC sınavlarında gelir. Arkadaşlardan gelen bazı sorular var. Siz cevaplarken ben bu arada konuşayım. Hocam SRC soruları ortak mı geliyor veya işte burada mı çıkar? SRC 4'te mi çıkar? SRC 1'de mi çıkar şeklinde 3'te 2'de. Evet arkadaşlar sınav sorularımız genelde ortaktır. 3-5 tane farklı soru geliyor. Bilginiz olsun. Bu soruda tek şoför dinlenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir şeklinde bir sorumuz sorulmuş. Evet, tabii ki bu soruyu çok iyi bir şekilde bildiğiniz ortaya çıktı. %100 söylediğiniz gibi cevap Ceyhan seçeneği en fazla 3 sefer indirebiliyor.
Cevap Ceyhan. Evet. Sekizinci sorumuza geçelim. Sekizinci sorumuz karayolu taşıma yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur? A. Zorunlu mali sorumluluk sigortası. B. Kasko sigortası. C. CMR sigortası. D. Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası. Evet, şu anda da tabii ki hepiniz araç kullanıyorsunuz. Bu sigortayı da yaptırdınız, yaptırıyorsunuz. Evet. Ömer, Veysel, İknur, Coşkun, Furkan, Mürsel, Osman, Yasin, Fatih. Evet. Arkadaşlarınıza da arkadaşlar bilgisi olmayan arkadaşlara da söyleyebilirseniz canlı yayınımıza katılabilirler. Şu anda henüz daha yeni başladık. Evet, ne diyorsunuz? Sorumuzun cevabına. Evet, Denizli seçeneği diyorsunuz, değil mi? Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası. Doğru cevap. Yine yıldızlı sınav sorularından bir soru. Evet arkadaşlar. Hemen 9. sorumuza geçelim. Yine yıldızlı sınav sorularımızdan geçiş üstüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? 5, 10, 15, 20. Evet arkadaşlar geçiş üstüne sahip araçların giriş çıkışlarının yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? Şeklinde bir soru gelmiş. Bu da mutlaka yine tüm SRC'lerde çıkan bir sınav sorusudur. Kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasak diye sorulan bir soru. Bugün harikalar yaratıyorsunuz arkadaşlar. Harikasınız hepiniz. Bakıyorum bir iki soruda tereddüt ettiniz ama geneliniz çok çok iyi. %100 tam isabet cevap veriyorsunuz. Evet. Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Evet. Ceyhan seçeneği. Evet. 15. Ne güzel. Faydamız olabiliyorsa mutlu oluyorum tabii ki sizleri görünce. Cevaplar net. 15 cevap yıldızlı sınav sorularımızdandı. Evet. Hemen 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuz yine banko çıkan sorulardan bir soru. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadır? 30 dakika, 35 dakika, 45 dakika ve 60 dakika şeklinde verilmiş. Ticari araç kullanacaksınız hepiniz SRC aldıktan sonra bildiğiniz gibi. Ve belli bir süre sonra dinlenmek zorundasınız. Belli süre dediğiniz nedir arkadaşlar? 24 saat süre içerisinde, bakın 24 saat süre içerisinde toplam 9 saat araç kullanabiliyorsunuz. Devamlı olarak 4,5 saat araç kullanabiliyoruz. Molamızı bize sormuş. Bakın 4,5 saat araç kullandıktan sonra 45 dakikadır. Evet.
Yani cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. 45 dakikayı 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabiliriz. Evet, çok güzel Volkan. Evet, aynen. 45 dakikayı 15'er dakika. Hocam bu sorular en son çıkan sınav soruları mı? Evet, Veysel. Sınav soruları Türkiye'nin her yerinden arkadaşların yazdığı sınav soruları. Bilginiz olsun. Cuma günü de Nedim Şeker Akademi'de çözeceğiz. Orada da yine çok çok önemli sınav soruları geldi. Oraya da mutlaka katılın. Cuma günü 8.50'de bildiğiniz gibi. Bakın iki gün aralıkla iki tane canlı yayın yapacağız. Yapıyoruz sizler için. Sizler için çalışıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu değerlendirin. Bu sorudan 10. sorudan da mutlaka sınavda soru geliyor. Cevap 45 dakika olacaktı. Hemen 11'e geçelim. Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır? A. Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı. Ya siz bu soru şöyle soralım. Evet Osman. Başarılar diliyorum. Şöyle araca oturduğunuz koltuğunuzu nasıl ayarlayacaksınız? Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı. B. Koltuk yüksekte direksiyona uzak olmalı. C. Direksiyona olan uzaklık omuzlar koltuğa dayalı. Bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı. D. Koltuk rahat geriye doğru iyice yatmış olmalı. Evet. Şimdi bakın. Sizin koltuk ayarınızı. Evet. Teşekkür ederim Feyzan. Evet bak. Sizin koltuk ayarınızı sormuş. Yani araca oturduğunuz zaman koltuk ayarınızı nasıl yapacaksınız? Yani şöyle değil Yasin. Onu söyleyeyim. Koltuk yüksekte direksiyona yakın olmalı. Cevabı yanlış. Evet. Ya Adana seçeneği değil. Onu size söyleyeyim. Bakın Adana değil. Ya koltuk yüksekte direksiyona yakın oturulmaz değil mi? Koltuğu direksiyona yakın ayarlanmaz. Koltuk ayarının bir neyi vardır? Yani sizin bir kere direksiyon tutma pozisyonunuz var değil mi? 12 9 çeyrek. Değil mi Furkan? Evet. 9 çeyrek. Direksiyona olan uzaklık, bakın uzaklık. Omuzlar koltuğa dayalı. Bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde olmalı. Evet. Şu bakın şu C seçeneği doğru. Evet. Bu da sizin çok iyi bildiğiniz bir sınav sorusu. Yıldızlı sınav sorularından arkadaşlar. Hemen 12. sorumuza geçelim. Furkan coştu. Evet. Maşallah Furkan. Evet. 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuza geçelim. Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır. Kayma hareketi kolaylaşır. B. Viraj daha güvenli ve hızlı. Viraja daha güvenli ve hızlı dönülür. C. Merkez kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır. D. Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir. Evet. Bize sorulan soru ne? Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri nedir? Ya viraja giriyorsunuz. Gaza gereğinden fazla basarsanız ne olur arkadaşlar? Onu sormuş. Bakın evet. Değil mi? Yani gaza basmak o kadar böyle bir durumda nedir? Tehlikelidir değil mi? Bir kere her şeyden önce kayma hareketi önlenmez. Evet. Önemli değil.
Şimdi tekerleklerin yol ile teması bir kere her şeyden önce azalır. Kayma hareketi de kolaylaşır. Seçeneklere baktığımızda Adana seçeneği doğru. Evet bakın. Adana seçeneği doğru. Evet, yıldızlı sınav sorularımızdan bir soruydu. Evet. Tabii bayanlar da otobüs sürebilir, değil mi? Volkan, otobüs mü süreceksin? Yoksa belki de kamyon sürecek. Evet, 13. sorumuza geçelim yavaş yavaş. Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir? Ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir? A. Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır. B. Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır. C. Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır. D. Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır. Evet. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz şu. Yan yana çizilmiş iki çizgi. İki çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Hemen ben size örnek bir çizgi çizeyim. Bakın şu bölünmüş yol haline getirmiş yolu. Bölünmüş yol haline getirmiş. Size dört şeritli bir yol çizeyim. Bakın. Şuradan. Evet. Bu gördüğünüz yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamını sormuş. Şu ortadaki iki çizginin anlamı. Bu çizgi boyunca hangi yasaklar getirilmiştir diye sormuş. Evet bak. Coşkun ne demiş? Karayolunu tek yönlü yol durumuna. Bakın Coşkun bir kere burası tek yönlü karayolu olmaz. Örneğin bak bir nolu aracı buraya vereyim. Karşıya da İki nolu bir araç verdiğim zaman burası her şeyden önce bir bölünmüş karayolu oldu. Ve kesinlikle C seçeneği cevap olamaz. Elemiş oldum bakın. C seçeneğini elemiş oluyorum. Senin için Coşkun elemiş oldum. Evet. Nedir? Yan yana iki çizginin anlamını sormuşlar. Evet. Değil mi? Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiş. Zaten şurada da net. İki çizginin anlamı çizgilerin soluna geçmek nedir? Yasaktır. Evet, Coşkun. Yıldızlı sınav sorularından çok çok önemli sorular. Arkadaşlar hiçbir yerde bulamazsınız bu soruları. Sizler için soruları araştırıyorum, buluyorum ve karşınıza çıkarıyorum. Hemen 14. sorumuza geçelim. 14. sorumuz şudur. Araçlarda bulunan ABS fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? ABS fren sistemini sormuş. A. El freni görevi yapar. B. Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hakimiyeti sağlar. B. Fren sisteminin yardımcısıdır. C. Kalkış anında çekiş gücünü artırır. Evet. Ne diyorsun Furkan?
araçlarda bulunan ABS fren sisteminin görevi. ABS fren sistemi çok çok önemlidir. ABS direksiyon hakimiyetini sağlayan sistem demektir. Fren araçların hareket halinde aracı yavaşlatır, yavaşlayan aracı durdurur, duran aracı el freni sabitler. Evet bakın duran aracı el freni sabitliyor. Burada bize ABS fren sisteminin görevini sorduğuna göre bakın cevabımız hemen çıktı. Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek direksiyon hakimiyetini sağlayan sistemdir. ABS fren sistemi. Evet hemen 15. sorumuza geçelim. Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en önemli, en doğru davranış hangisidir? Yani siz kavşaklara yaklaşıyorsunuz, en doğru davranışı sormuş. A. Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli. B. Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli. C. Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı. D. Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli. Evet arkadaşlar soruyu anladınız. Ve cevaplarınızı bekliyorum. Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşırken en doğru davranış hangisidir diyor. En doğru davranış ne yapmanız gerekiyor? Yavaşlamalı, gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli. Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli. Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu yok olsa bile geçiş hakkı kullanmalı. Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli şeklinde verilmiş cevaplar. Evet. Ne diyorsunuz bakalım. Evet arkadaşlar bu arada cevap veren arkadaşlardan rica ediyoruz. Evet. Bir arkadaşımızın da talebi var. Videoyu beğenin diye. Videoyu beğenin arkadaşlar. Neden beğenin? Öncelikle bu tip videolarda ne kadar siz beğeni yaparsanız YouTube'da bu videoyu ön plana çıkararak Türkiye'deki tüm arkadaşların faydalanmasını kesinlikle ön plana çıkarıyor. Herkes faydalanabiliyor. Onun için sizlerden ricam soruya cevap verdikten sonra videoyu beğenelim arkadaşlar. Evet cevabımız nedir? Cevabımız sizin cevaplarınıza da baktım bu arada. Mikail Bursa seçeneği. Evet kanalımıza da abone oluyorsunuz zaten. Adem eminim ki zaten bu canlı yayınlarımızı biz abonelerimize ve üyelere özel yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda sadece teşekkür ederim. Evet Feyzan hassassın. Teşekkür ediyorum. Kanalımızı tüm arkadaşlara da öneriyorsun. Takip ediyorum. Bakıyorum. Bu arada teşekkür ediyorum tabii ki. Evet. Arkadaşlar 15. sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir. Yavaşlamalı bakın yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmedi. Yani sağa döneceksek sağ sinyalimizi sola döneceksek sol sinyalimizi mutlaka vermeliyiz. Evet arkadaşlar bakın katıl butonuna çok küçük ücret bir ödeyerek katılıyorsunuz. Arkadaşlar katıl butonuna tıklamanız, katılmanız sizin menfaatinizedir. Kesinlikle üyelere özel sorular
Çok çok önemli. Oraya da tabii katılmak isteyen arkadaşlarımız mutlaka katılsın. Onların faydasına hemen 16. sorumuza geçelim. Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır? Bakın yanlıştır. Evet. A. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir. Yıldızlı sınav sorularımızdan B. Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir. C. Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir. D. Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir. Evet, burada dikkat edin, bu soru çok önemli. Bu soru da genelde yanlış yapılan sorulardan bir soru. Yanlış yapılıyor genelde. İyi okuyun, iyi anlayın, sonra cevap verin. Mikail, Ceyhan seçeneği diyorsun. Döner kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir diyorsun. Evet. Şöyle şıklara bakıyorum. Cevaplarınıza, verilen cevaplara. Bursa seçeneği ve Ceyhan seçeneği üzerinde yoğunlaştık. Arkadaşlar, Ceyhan seçeneği diyenler var içinizde. Bakalım, Ceyhan döner kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir. Arkadaşlar, döner kavşaklarla ilgili de sorular çözüyoruz zaman zaman. Şöyle diyeyim size. Şimdi şurası bir döner kavşak. Bakın, hemen döner kavşak sorusuna bir açıklık getireyim. Sınavlarınızda çıkabilir. Şöyle. Şurası bir döner kavşak olsun. Kavşak içerisinde bakın 1 numara, 2 numara ve 3 nolu araçlar var. Şurada 4 nolu bir aracımız var. 4 nolu araç sola dönecekse, yani şuraya dönecekse en yakın şeride girmelidir. Yani burada hangisi ilk geçiş hakkına sahiptir diye bir soru sorsaydılar, kavşağa en yakın olan 1 numara. Bakın 1 numara ilk geçiş hakkına sahipti. Evet, ilk geçiş hakkına sahipti. Onun için burada cevabımız ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir. Yanlıştır, değil mi? Ana yoldaki sürücüler tali yoldaki sürücülerden daha önce geçme hakkına sahiptir. Evet, kavşağa en yakın. Çok doğru diyorsun Yasin. Yani hemen 17. soruya geçelim. Yine yıldızlı sorularımızdan bir soru. Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılmalıdır. 1,5 metre, 2 metre, 2,5 metre ve 5 metre. 2 tane aracımız var. Bakın bir aracımız burada, diğer aracımız da şurada. 2 nolu bir araç. Şimdi 2 nolu araç, bakın 2 nolu araç 1 nolu aracı çekiyor. Bu en az kaç metreyi geçerse diyor kırmızı yansıtıcı araya asılması gerekiyor. Biliyorsunuz ki uzunluk en fazla 5 metre olmalıdır. 5 metre. 2,5 metreyi geçerse, değil mi? 2,5 metreyi geçerse kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez ve kırmızı ışık asılmalıdır. Çelik halat zincirle çekildiği zaman en fazla 5 metre, 2,5 metreyi geçerse işlemler yapıyoruz. Eğer çeki demiriyle çekersek arkadaşlar, zaman zaman bunu da soruyorlar sınavlarda. Bakın, çeki demiriyle çekilirse uzunluk kaç metre olmalıdır? 1 metre. Evet, bunu da unutmayın. Olur ya, sınavda sorarlar. Çeki demiriyle çekilirse uzunluk en fazla 1 metre olmalıdır. 17. sorumuzun cevabı tabii ki nedir? Ceyhan seçeneğidir.
Hemen 18'e geçiyoruz. Evet. Yanlış yapanımız var mı? Çok güzel. 18. 18. sorumuz yine bir ilk yardım sorusu ve sınavlarda sık gelen sınav sorularından, yıldızlı sınav sorularımızdan arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz? Bu tip sorularda önce soruyu okuyoruz, sonra maddeleri okuyoruz. Biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz siz. Kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz. 1. Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. 2. Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. 3. Turnike uygulamak. 4. Kanayan bölgeye tütün veya tendirdiyot sürmek. Evet. Kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz diyor bakın. Evet. Öncelikle buna dikkat edin. Kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz. Yıldız sınav soruları arkadaşlar. Bakın yıldız sınav sorusu. Bu soru da çok önemli. Bu soruyu da genelde yanlış yapan arkadaşımız çok fazla. Evet. Kanayan bölgeye ne yapmak? Tendirdiyot falan değil mi? Bakın mesela bölgeye tendirdiyot, tütün tendirdiyot sürmek kesinlikle yanlıştır. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen evet Ceyhan seçeneği, evet pamuk vesaire arkadaşlar kanamalarda kesinlikle hasta yaralılarda pamuk da asla kullanmıyoruz, bilginiz olsun. 19. sorumuza geçelim. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması ve onun o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürece ne ad verilir diyor. Kişilik tanımı yapabilme yeteneği, empati yeteneği, bireyin kendini ifade edebilme gücü, yaratıcılık yeteneği. Evet, kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak onun bakış açısıyla düşünmesi, düşüncelerini doğru olarak anlaması nedir arkadaşlar? Bu da bakın çok önemli bir sınav sorusu. Bu soru da sık sık sınavlarda tüm SRC'lerde geliyor. Evet. Nedir? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bireyin kendini ifade edebilme gücü diyorsun. Mikail. Evet. Volkan A diyorsun. Kişilik tanımı yapabilme. Mürsel Bursa seçeneği diyorsun. İsmail Ceyhan seçeneği diyorsun. Evet. Volkan A diyorum ama emin değilim hocam. Volkan A seçeneğini eliyorum senin için. A seçeneği değil. Onu söyleyeyim sana. Kendini onun yerine koymak. Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak onun gibi düşünmek. Onun bakış açısıyla duygu düşüncelerini anlaması arkadaşlar, hissetmesi
Bakın bu sınav sorusu mutlaka sınavlarda geliyor bakın bu soru ve sizin için çok çok kolay bir sınav sorusu olması gerekiyor. Empatiydi değil mi arkadaşlar? Empati kurmak. Ya bir şeye karar vermeden önce bir kişi hakkında olumsuz şeyler düşünmeden önce kendinizi onun yerine koyun. Onun gibi düşünün ve ben onun yerinde olsaydım ne yapardım şeklinde soru sormanız gerekiyor, değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, çok basit ama Feyzan tabii ilk etapta belki arkadaşlar düşünemedi bu soru hakkında. Artık bundan sonra bu soru gelirse çok rahatlıkla cevaplayacaklar. Eminim ki. Evet, yıldızlı sınav sorularından bir soruydu. Hemen 20'ye geçelim. Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır? Asli kusurlu hallerden mutlaka sınavda soru geliyor. A tek yönlü yola ters yönden girmek, B iki yönlü yola ters yönden girmek, C tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek, D bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek. Trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır diyor. Asli kusurlu sayılan haller nedir? Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik polisinin dur demesine rağmen durmamak bakın. Değil mi? Mesela bunlar asli kusurdur. Bakın, alkollü araç kullanmak asli kusur değildir. Takip mesafesine uymamak asli kusur değildir. Takip mesafesinde araca arkadan çarpmak asli kusurdur. Burada ise tek yönlü yola ters yönden girmek, değil mi? Evet. Volkan, iki yönlü yola ters yönden girmek değil de tek yönlü yola ters yönden girmek dersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Mikail. Evet. Evet. Cevabımız Adana seçeneği arkadaşlar. 20. sorunun cevabı Adana seçeneği doğru. Yıldızlı sınav sorularından. Bakın yıldız zaten tüm sorularda yıldızlı sınav sorularından seçtik. Hemen 20. sorumuzun cevabı Adana seçeneğiydi. Asli kusurlu hallerden sayılır. Tek yönlü yola ters yönden girmek. Mesela asli kusur nedir? Asli kusur işte şöyle düşünün. İki yönlü bir yolda bakın şöyle şuradan karşı şeride geçmek de asli kusur değil mi? Devam çizgiden karşı yöne geçmek de yine asli kusurdur. 21'e geçelim. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma yönetmeliğinin kapsamı dışındadır? Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamı dışında. A. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. B. Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar. C. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri. D. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taşıtlarla ve bunların romoklarıyla yapılan taşımalar. Arkadaşlar bu sorularda bakın bu soru da çok çok önemli. Yıldızlı bakın yıldız yıldız sorulardan ben size söyleyeyim ve çok çok önemli bir sınav sorusu. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamı içinde ya dışında olanları sormuş bize. Hangisi karayolu taşıma yönetmeliği kapsamı dışındadır diyor. Evet, cevaplarınızda bakıyorum çok güzel. Evet, harika. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla bunların romaklarıyla yapılan taşımalar karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında değildir. Cevabınız Denizli seçeneği doğrudur. Hemen 22'ye geçelim. 22. sorumuz uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışma sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması AETR
Ye göre 24 saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir diyor? 5, 6, 11, 24. Evet. AETR nedir? AETR Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesidir arkadaşlar. Evet. AETR'yi sormuş bize burada. Süresi ne kadardır? Süresi 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır. Çok güzel. O soru da herhalde olması gerekiyor Osman. Bugün ya da o soru da çıkmış çünkü ya da cuma günkü canlı yayında olabilir bu soru. 9 saat 4 saat 45 dakika mola verir. 11 saat dinlenir. Harikasın Volkan. Artık evet. Çok güzel. Harika. Evet. Tebrik ediyorum. Aynen dediğiniz şekilde 11 saat değil mi? Kesintisiz dinlenmek gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 23'e geçelim. Artık yarıladık soruları. Bakın yavaş gitmemize rağmen. Çok çok önemli yine yıldızlı sınav sorularından. Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araçlarında bulundurmak zorundadır? A. Sadece kamyon şoförleri. B. Sadece otobüs şoförleri. C. Sadece tır şoförleri. D. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler. Evet. Bakın soru hassas bir soru ve önemli bir soru arkadaşlar. Yine dikkat edin. Cevaplarımızda kamyon şoförleri kullanılır mı? Takografı kullanmak zorundadır. Otobüs şoförleri kullanmak zorundadır. Tır şoförleri kullanmak zorundadır. Ve ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan, yani SRC'lerin tamamını alanlar, ticari araç kullananların hepsi, bütün şoförler takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araçlarında bulundurmak zorundadırlar. Takograf kayıtları iş yerlerinde 5 yıl süreyle saklanması gerekiyordu. Buna yine artı parantez söylemiş olalım. 24. sorumuz. İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır? Reflektörü sormuşlar bakın. Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet. B. Sadece motorlu araçlarda 1 adet. C. Özel otomobillerde 1 adet. D. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda en az 2 adet. Evet. İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır? Diyor bakın. Evet. Evet. Cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Özel otomobillerde 1 adet. Coşkun. Coşkun reflektörler en az bir kere 2 tane olması gerekiyor. Bunu bilin. Bir tane değil. Yani özel otomobillerde de en az 2 tane olması gerekiyor. Motosiklet ve motorlu bisikletler hariç bütün motorlu araçlarda en az 2 tane olması gerekiyor. Ya cevap burada nedir? Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 25. sorumuza geçelim. Acele etmeyin.
25. sorumuz da yine kaçakçılıkla ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılıkla mücadele kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz? Mülki amirler, B. Ulaştırma Bakanlığı personeli, C. Gümrük Müsteşarlığı personeli, D. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı personel. Evet. Bakın bu kaçakçılıkla ilgili de mutlaka sınavlarda sorular mutlaka geliyor arkadaşlar. Çok çok önemli soru. Kaçakçılıkla mücadele kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan izleme, bakın önleme, izleme, araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz. Evet. Mülki amirler, Ulaştırma Bakanlığı personeli, Gümrük Müsteşarlığı personeli, Sahil Komutanlığı'na bağlı personel, Güvenlik Komutanlığı'na bağlı personel. Hangisi yer almaz diyor bakın. Kaçakçılıkla mücadele kanununda yani araştırmakla görevli fiilleri önleme, izleme kim yer almıyor? Evet, kim yer almaz? Burada bunu sormuş arkadaşlar. Evet, ne diyorsunuz? Bakalım. Önemli değil. Coşkun, orayı geçelim. Bu soruya adapte olalım. Kim yer almaz? Kaçakçılıkla mücadele kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme, araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz diyor. Arkadaşlar bir kere Denizli seçeneği değil. Bakın Denizli seçeneği yer alır. Bakın, yer alır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı personel kaçakçılıkla mücadele kanununda yer alıyor. Bilginiz olsun. Bakın Denizli seçeneği değil. Evet. Ali, Bursa diyorsun. Mürsel, Adana diyorsun. Mülki amirler. Mülki amirler de yer alır. Mürsel. Evet. Mülki amirler de yer alır. Burada sadece ve sadece kim yer almaz biliyor musunuz? Evet. Ulaştırma Bakanlığı personeli yer almaz. Arkadaşlar. Evet. Ulaştırma Bakanlığı personeli yer almaz. Diğerleri yer alır. Evet, geçmiş olsun. Evet. Bursa seçeneği diyorsun. Çok güzel. Evet, Allah şifa versin. Olabilir. Önemli değil. Evet, hemen 26'ya geçelim. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? A. 5 iş günü içinde, B. 8 iş günü içinde, C. 10 iş günü içinde, D. 30 iş günü içerisinde. Evet, bu soruda yine banko sınav sorularından, bilginiz olsun, yıldızlı sınav sorusu, bakın çok çok önemli. Kaç gün içerisinde ödemek zorundadır? Evet. Sorumlu sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç gün içerisinde ödemek zorundadır? Ne diyorsunuz? 8 iş günü dediniz. Evet. Farklı diyen var mı arkadaşlar? Yok. Doğru cevap arkadaşlar. 8 iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor. Önemli bir sınav sorusu. 26. soru. 27'ye geçelim.
Evet, yine önemli. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar? Şu anda zaten eminim ki hepiniz bu soruyu çok rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Çünkü hepiniz araç kullanıyorsunuz. Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından B gidişe ayrılan şeritlerin en solundan C gidişe ayrılan şeritlerin ortasından D yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritte. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar diyor. Bakın. Evet. Çok şeritli bir karayolda araç kullanıyorsunuz ve nereden sürmek zorundasınız diyor. Evet. Yasin, Adem, Ali, Volkan, Osman, Furkan, Fatih, Volkan, İknur, Feyzan. Evet, şöyle bakıyorum. Ağırlık Denizli seçeneğinde kilitlendi. Tabii ki doğru cevap yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundadırlar. Denizli seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorularındandı. Evet arkadaşlar. Biraz daha hızlı hareket edelim arkadaşlar. Biraz daha hızlı hareket edelim cevaplarda. Sekizinci sınav sorumuza geldik. Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır? 20-50, 25-75, 25-100, 50-100 şeklinde verilmiş. Bu soruyu da hepiniz çok rahatlıkla biliyorsunuz. Yakını ve uzağı gösteren farlar. Yakını gösteren farlar ve uzağı gösteren farlar kaç metre ileriyi aydınlatacak şekilde olmalıdır? Sorumuzun cevabı 'Ne diyorsunuz? Yakını gösteren farlar. Evet, çok doğru Volkan. 25 metre yeşil ışık yanar gösterge panelinde. Uzağı gösteren farlar 100 metre ileriyi aydınlatacak şekilde yanar ve gösterge panelinde mavi ışık yanar. Evet. Hemen cevabımızı verelim. Ceyhan seçeneği. Evet Eren, hoş geldin. Aleykümselam. Evet. Bu arada yeni gelen arkadaşlara da tekrar duyuru yapalım. Cuma günü 8.50'de Nedim Şeker Akademi'de, YouTube Nedim Şeker Akademi'de canlı yayınımız var arkadaşlar. Oraya da hepinizi bekliyoruz. Orada da çok çok farklı sınav sorularımız var. Yine oraya da abone olup kanala katılarak %100, 100 ve 90 ve 100 üzeri not alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Önemli sınav sorularımız orada da çok. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Geçtik. 29. sorumuza geçiyoruz. Evet. 29. sorumuz. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diye bir soru gelmiş. Yıldızlı sınav sorusu. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün. Ve 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün. Yine yıldızlı sınav sorusu.
Evet, bakın, yıldızlı sınav sorusu çok çok önemli. Ticari araç amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı, yani tüm SRC'ler yük ve yolcu taşıyacaksınız sizler, değil mi? Araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak açıkladıkları hangisi doğrudur? Ne yapmanız gerekiyor? 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az bir gün, değil mi? Hafta tatili yapmanız gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 30. soruya geçelim. Arkadaşlar, yanlış yapan arkadaşlarımız varsa içinizde tekrar doğru cevabı mutlaka odaklanın. Doğru cevapları kafanıza yazın. Sınavınıza geldiği zaman da yanlış yapmayalım lütfen. Bu arada videoları da yeni gelen arkadaşlar için söylüyoruz. Arkadaşlar, şu anki izlemiş olduğunuz canlı yayındaki videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ne kadar beğeni yaparsanız canlı yayınımızda ön plana çıkıyor. Diğer arkadaşlar da faydalanmış oluyor. Evet. Yazılı sorulardan sonra örnek uygulama soruları çözeceğiz. Bilginiz olsun. Birazdan örnek uygulama sorularını da çözeceğiz. Şu anda 30. soruya geldik. Artık sona doğru gidiyoruz. Evet, 30. sorumuz. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara ceza muhakemesi kanununa göre hangi işlem uygulanır? A. El konulur. B. Alıkonulur. C. Tasfiye edilir. D. Hiçbiri. Evet. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara ceza muhakemesi kanununa göre hangi işlem uygulanır? Diyor. Evet. Hangisi uygulanır? Hangisi uygulanır arkadaşlar? Evet. Değil mi? Adana seçeneği, yani el konulur. Evet, el konulur olması gerekiyor. Adana seçeneği. Evet. Evet. Adana seçeneği dedik arkadaşlar. Yıldızlı sınav sorusu özellikle SRC 3'te daha çok çıkıyor. SRC 3 sınavına giren arkadaşlar bu soruyu mutlaka cevaplandırması gerekiyordu. Evet. Hemen 31. sorumuza geçelim. Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir? Taşıma seferi, düzenli sefer, arizi sefer, mekik sefer. Bu soru da sık sık geliyor sorular içerisinde. Evet arkadaşlar. Aynı kalkış yerinden aynı varış yerine. Önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması nedir? Değil mi? Hangisidir? Arkadaşlar,
Ne diyorsunuz hocam? Arizi sefer diyor Ali. Eren, düzenli sefer. Evet Eren, bizim videolarımızı izlemen gerekiyor. Söyleyeyim. YouTube kanalına Nedim Şeker Akademi'ye de abone ol. Bence katıl ve izle. Bu tip sorularda kesinlikle yanlış yapmayacaksın. Evet, mekik sefer değil mi arkadaşlar? Aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına mekik sefer diyoruz. Denizli seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz. Yeşil zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış E90 yazısı haritada neyi belirtir? Evet, neyi belirtir? A. İki şehir arasındaki mesafenin 90 kilometre olduğunu, B. Yolun uluslararası yol olduğunu, C. Yolda 90 kilometre hızla gidileceğini, D. Yolun karayolu olduğunu. Evet. Ne diyor? E90, bakın şuradaki E90'ı sormuşlar. Yeşil zemin üzerine beyaz yazıyla yazılmış E90 yazısı. Otoyollarda görürsünüz arkadaşlar. Otoyollarda şöyle söyleyeyim. O demek otoyol demektir. Bakın O80 otoyol demektir. D devlet karayoludur. D devlet karayoludur. E'yi sormuş bize. Otobanlarda vardır. Yollarda levhaların üzerinde görürsünüz. Levhalarda. E demek E90, E82 demek arkadaşlar. O yolun uluslararası bir yol olduğunu bize bildiriyor. Evet. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. Karayolu olduğunu değil. Coşkun, Adem, Fatih. Yani bakın o yol bir otobanda gittiğiniz zaman şöyle levhalara sağdaki, soldaki ya da ortadaki levhalara bakın. Levhalarda O'yu görürsünüz. O otoban demek. D'yi görürsün. D devlet karayoluna çıkacaksın demektir. İleriden sağdan devlet karayoluna çıkacaksın demektir. E demek devam edip ya da sağ tarafına otobana ayrılıyor. Diğer bir otobana bağlantı yolu var. Burası uluslararası bir karayolu diyor. Evet. E uluslararası karayoludur arkadaşlar. Unutmayın. Evet. Uluslararası karayolu. E uluslararası karayolu, D devlet karayolu, O otoban demektir. Evet. Hemen geçelim. Sınavda bu sorulardan geliyor. Bunları kaçırmayın lütfen. Hemen 32. soruya geçelim. Karayolu Taşıma Yönetmenliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? Evet bakın uluslararası. Yani siz uluslararası bir taşıma yapacaksınız. Yolcu taşıma ya da işte eşya taşıma dediği bakın. Uluslararası eşya taşımalar kapsamında değildir. A. Türkiye'ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. B. Türkiye'den karayolu taşıtlarıyla diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları. C. Diğer ülkelerden karayolu taşıtlarıyla Türkiye'ye yapılan ikili taşımaları. D. İndirme, bindirme veya yükleme, boşaltma yerleri taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları. Evet. Hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir diye bir soru sorulmuş. Evet. Hangisidir? Soru biraz anlaşılmadı herhalde arkadaşlar.
Üç tanesi uluslararası eşya ve kargo, yani yolcu ve eşya taşıma kapsamındadır karayol taşıma yönetmenliğine göre. Ama bir tanesi değildir. Evet. Hangisi? Evet arkadaşlar, bu soruda da Denizli seçeneği doğru cevap. İndirme, bindirme, yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları uluslararası yolcu ve eşya taşıma kapsamında değildir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. Geçelim. Bu soruyu da geçiyorum. Evet. 34. sorumuz. Trafik levhalarından gelmiş. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamdadır? Anlamı taşır diye bir soru sormuşlar. Dur, yol ver, sağdan daralan kaplama. Bakın, iki taraftan daralan kaplama şeklinde verilen bir soru. Evet, aralıklı yanıp sönen sarı ışık hangi trafik levhasıyla aynı anlamdadır? Evet arkadaşlar, bu levhalardan da mutlaka sınavlarda soru geliyor. Bildiğiniz gibi. Bize aralıklı yanıp sönen sarı ışığın hangi trafik levhasıyla aynı anlama geldiğini sormuşlar. Bakın. Dur levhası, dur levhası arkadaşlar, yani şu gördüğümüz, bakın, hasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkla aynıdır. Bakın, kırmızı ışık. Onu söyleyeyim size. Kırmızı ışık. Fasılalı kırmızı ışık. Fasılalı kırmızı ışık dur levhasıyla aynıdır. Evet. Ama bakın, aralıklı, yani fasılalı, aralıklı demek fasılalı demektir. Yanıp sönen sarı ışık ise yol ver tabelasıyla aynıdır. Yani Bursa seçeneği aynıdır. Evet. Cevabımız Bursa seçeneği, değil mi? Coşkun. Coşkun, niye acele ediyorsun sen? Bak, çok acele ediyorsun. Yani Denizli seçeneği ile aralıklı yanıp sönen ışığın hiç alakası yok. Bak, burada bir şey sormuş sana. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık hangi trafik levhasıyla aynı anlamdadır? Söyledim bakın. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Bakın. Dur levhasıyla aynı anlamdadır. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver tabelasıyla, yani Bursa seçeneğiyle, değil mi? Cevap Bursa seçeneği. Evet. Biraz daha dikkat et Coşkun. Bir de attığım tüm soruları çöz. Acele etme. Evet. Böyle bir bakın, böyle bir soru çözme tekniği yoktur yani. O olmazsa bu, bu olmazsa o. Öyle bir şey yok. Evet. 35. soruya geçiyorum. Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür? A. Vantilatör pervanesi. B. Şarj dinamosu. C. Devir daim pompası. D. Volan dişlisi. Aracın motoru çalışıyor. Araç çalışıyor, değil mi? Marşa basıyorsunuz. Hangisi zarar görür diyor. Bakın, hangisi zarar görür? Evet. Dikkat edin. Bu soru arkadaşlar zaman zaman uygulama sınav sorularının içerisinde de çıkıyor bu soru. Bakın, yıldızlı sınav sorularından bir soru. Dikkat edin. Geçen de bu aynısı şeyde çıkmıştı. Uygulama sorular içerisinde vardı bu soru. Bakın, hem yazılıda da çıkmış. Hangisi zarar görür diyor. Bakın.
Evet. Aracın motoru çalışırken marşa basıldığında hangisi zarar görür? Volan dişlisi zarar görür. Evet. Denizli seçeneği. Evet Coşkun, biraz daha dikkat. Biraz daha dikkat et. Bak biz burada bir şeyler öğretmek için çalışıyoruz. Sen de dikkatini biraz toparla. Evet, hemen 36. sorumuza geçtik. Evet. Otobüsle tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir? D1 yetki belgesi, D2, D3 ve D4 yetki belgesidir. Bakın, otobüsle tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesini sormuş. Hangisidir şeklinde? D1, D2, D3 ve D4. Bu soru da geçen hafta farklı illerden geldi arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hangisi D1 mi, D2 mi, D3 mü, D4 mü? Otobüste tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacak olan tüzel kişilere verilen yetki belgesini sormuşlar. Yetki belgesini sormuşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Aynen dediğiniz gibi D1 yetki belgesidir arkadaşlar. D1 yetki belgesi otobüsle tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesidir. Yıldızlı sınav sorularından A seçeneği doğru cevap. Evet. A seçeneğidir cevabımız. Evet arkadaşlar, artık son sorulara doğru geliyoruz. Bugün 40 artı 1, yani bir de joker sorumuz var. 37. soru. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir? 20, 30, 50, 60. Evet. Tehlikeli madde. Değil mi? Otobüsü sormasalar Feyzan, bunu sorarlar sana. Sana söyleyeyim yani. Evet. Herkese çıkıyor bu soru, bakın. Evet, Yasin'in dediği gibi park halinde 20. Bize ne sormuşlar? Bakın. Tehlikeli madde taşıyan araç şoförleri önlerindeki araçları yerleşim birimleri dışındaki karayollarında en az kaç metreden takip ederler? 20, 30, 50, 60. Yani bak, şimdi önünde bir araç var. Bu bir nolu tehlikeli madde. Tehlikeli madde taşıyan araç. Bu da otomobil. Bakın, otomobil. İkisinin arasında kaç metre? Değil mi? Kaç metre takip mesafesi olması gerekiyor diye soruyor. Evet, onu sormuşlar arkadaşlar. Evet. Bu soruyu zaten hepiniz ezberlemeniz lazım, değil mi? Duraklama yaptığı zaman, bakın, duraklama yaptığı zaman 20 metre mesafe bırakması gerekiyor. Yolda ise, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında ise 50 metre, değil mi? 50 metre mesafe bırakmaları gerekiyor. Yıldızlı sınav sorularımızdan. Evet, çok güzel. 38. Çok çok önemli. Yine sizin banko bileceğiniz bir sınav sorusu sormuşlar. Bu soru aynı zamanda uygulama sınav sorusu arkadaşlar. Evet. Yine uygulamada da çıktı. Geçen hafta da çıktı. Bakın. Farklı illerde soruluyor. Hem yazıda hem uygulamada. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre
yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? Şu anda da uygulama devam ediyor. 1 Eylül, 1 Ocak, 1 Ekim, 1 Şubat, 1 Kasım, 1 Mart, 1 Aralık, 1 Nisan. Evet. Kış lastiği kullanılmasını sormuş. Bakın. Bu aynı zamanda nedir? Uygulama sınav sorularından. Evet arkadaşlar, uygulamada da çıkıyor bu soru. Evet. Birazdan uygulama sınav sorularını da beraber çözeceğiz. Örnek sınav sorularını. Hani ilk defa hocam uygulama sınav soruları nasıl diyen arkadaşlarımız var. Burada da belki sizin sınav sorularınızı direkt çözmüş olacağız. Evet arkadaşlar. 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında değil mi? Kullanılması zorunludur. Kış lastikleri Denizli seçeneği doğru cevap. 39. soruya geçelim artık. Yavaş yavaş son sorulara geldik. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur? A. Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek. B. Frene basmamak, direksiyonu kayan yönde çevirmek. C. Frene basmak, direksiyonu kayan yönde çevirmek. D. Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek. Evet. Kaygan zeminli bir viraja girdiniz. Araç önden kaymaya başladı. Ne yaparsanız doğrusunu yaparsınız. Evet. Kaygan zemin viraja girdiğinizde frene basılır mı? Evet. Frene basmak, direksiyonu kayan yönde çevirmek. Evet arkadaşlar. Tersine olacak değil mi aslında? Yani kayan yöne değil de bakın kayan yöne değil de tam tersine çevirmek lazım. Doğrusu odur. Evet. Fatih. Doğru diyorsun. Frene basmıyoruz kesinlikle. Çok doğru diyorsun. Direksiyonu kayan yönde de çevirmiyoruz. Bakın. Gaza basmıyoruz asla Coşkun. Deniz seçeneği kim dedi? Ali. Ali Serek. Evet. Gaza basmıyoruz. Evet arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorularımızdan bir soruydu yine. Frene basmamak, direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek en doğrusudur. Bilginiz olsun. Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. 40. soru, son soru ve bir tane de joker sorumuz var. Yazılı sınav sorularından. Sonra uygulama sorularına geçeceğiz. Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şeklinde bir soru sorulmuş. A. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlik belgesine sahip olmaları şarttır. B. Takografı bulunmayan veya takografları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. C. Araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. D. Hepsi. Yani hepsini yapmak zorundadırlar. Hangisidir? Hangisi doğrudur? Ticari taşıt kullanıyorsunuz. Sizler. Ne yaparsanız doğrusunu yaparsınız. Bugün çok yanlışım çıktı.
Coşkun, bugün burada değildin yani, sana söyleyeyim. Yani bir şeyin burada, bedenin burada ama kendin burada değilsin, onu söyleyeyim yani. Yani ne yapmak lazım? Biraz daha toparlamak lazım, değil mi? Yani kesinlikle katır butonuna gir. Yani katır butonuna tıkla. Oradaki üyelere özel sorular çöz. Çok cüzi bir parayla giriyorsunuz. Bakın, arkadaşlardan gelen rica üzerine zaten katır butonunu biz ekledik. Hocam emeğiniz çok geçiyor. Bizim de size bir faydamız olsun. Biz de katır butonunu ekledik. Ve sağ olsun arkadaşlar, birçok arkadaşımız katıldı şu anda. Ve biz de onlar için yeni yeni sorular hazırlıyorum. Onlara özel ilerleyen saat zamanlarda da çözeceğiz. Evet, sadece katıla özel. Evet, hangisidir? Tabii ki Denizli seçeneği doğru. Hepsi doğru, değil mi? Evet, Denizli seçeneği doğrudur. Evet. Hemen 41. sorumuz Joker soru arkadaşlar. Joker soru. Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar, bayraklar nereleri göstermek için kullanılır? A. Gümrük kapılarını, B. Turistik bölgeleri, C. Yasak bölgeleri, D. Havalimanları. Evet. Evet, teşekkür ederim Feyzan. Tabi bu arada tüm arkadaşların da katılmasını bekliyoruz. Tüm arkadaşların katılmasını bekliyoruz katıla. Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar, bayraklar nereleri göstermek için kullanılır diyor. Gümrük kapılarını, turistik bölgeleri, yasak bölgeleri, havalimanlarını. Evet, 41. 40 artı 1 Joker sorumuz da yine yıldız sınav sorularından, bilginiz olsun. Ali, geç kalmış hiçbir şey yok. Yani pazar gününe kadar. Cuma günkü canlı yayına da katıl. Yani ayrıyeten üyelere özel soruları Nedim Şeker Akademi'ye katıl ve çöz. Yani birkaç saatini ayır, çok rahatlıkla geçersin yani. Evet. Evet arkadaşlar, geçiyorum artık, bu soruyu da geçiyorum. Cevabımız aynen sizin belirttiğiniz gibi. Katır butonu arkadaşlar, katır butonu nerede sorusuna çok soran arkadaşımız var maalesef. Resmin sağ tarafında bir yerde, evet. Evet, resmin sağında ya da alt kısmında bir yerde. Evet, alt kısımda arkadaşlar, alt kısımda. Tıkladığınız zaman alt kısımda çıkıyor. Evet. Evet arkadaşlar, Joker sorumuzun cevabı da yine Adana seçeneği. Evet, Adana seçeneği. Adana seçeneği gümrük kapılarını gösterir. Evet, gümrük kapılarını. Evet arkadaşlar, hemen uygulama sorularına geçelim. Yazılı sınav sorularımız bitti. Uygulama sorularından bakın hemen, yani sorulara geçmeden önce burada bir şey gelmiş bakın. Kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralaması gelmiş. Yani bunu ben size sormuş olayım. Bu soru size gelse yazılı ya da uygulamada nasıl cevaplarsınız?
Kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Evet. Uygulamada çıktığını düşünün bu soru. Aynı zamanda bu yazılı sınav sorusudur. 2022 canlı canlı arkadaşlar. Sınav soruları. 2022'de sizlere çıkacak sınav sorularımız. Evet. Kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Evet, genelde ne çıktı? Volkan diyor ki o 3-1-4-2 %100 hocam diyor. Bakalım genelde 3-1-4-2'nin haricinde diyen var mı? Eren var, Eren. Veysel var. Veysel ve Eren tekrar bakın. İkinizinki de yanlış. Onu söyleyeyim. Eren de tabii yeni katılan arkadaşlardan birisi, kanalımıza üye olan, abone olan, ilk defa görüyorum çünkü. Evet arkadaşlar, bu sorunun cevabına bakalım hemen. Nedir biliyor musunuz? Bakın, kontrolsüz kavşakta bu soru öncelikle geçiş üstünde sahip araçların sıralaması sorulan bir soru. Geçiş üstünde sahip araçlar öncelikle ambulans, itfaiye, polis ve iş makinesi şeklinde verilmiş burada. Öncelik kimindir? 3 numara ambulansındır. Daha sonra 1 nolu itfaiyenindir. Daha sonra polisindir. 4 numara. En son olarak da nedir? İş makinesini, değil mi? Yani cevabımız şu şekilde olacak. 3-1-4-2 şeklinde olacak. Evet. Çok doğru. Acele yok Eren. Acele yok. Kanalda tüm sorular var. Bak, kanalda tüm sorular var. Hem yazılı hem uygulama soruları. Acele etme. Tüm sorular çözmek için de biraz çaba harcamak lazım, değil mi? Evet, birinci sorumuz sık sık sınavda sorulan, geçen hafta yine çıkan bir soru. Görselde görmüş olduğunuz otomobilin şehir içindeki azami hızı kaçtır? 50, 40 ve 30. Yıldızlı sınav sorusu. Evet, yıldızlı sınav sorusu. Nedir? Bakalım. Bu soru aynı zamanda şöyle de soruluyor. İşte şehir içerisinde karlı yollarda otomobilin azami hızı kaçtır şeklinde de sorulan sorulardan birisi. Değil mi? Şehir içindeki otomobilin azami hızını sormuşlar. Evet. Kar yağmış da olsa bile fark etmiyor. Aynen Yasin'in dediği gibi. Kar da yağsa, yağmasa da şehir içerisinde otomobillerin azami hızı nedir? Aynıdır, değil mi? Evet. Aynıdır. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. Ve yıldızlı sınav sorularımızda bakın bu soru. Çok çok önemli. Sık sık uygulamada da çıkıyor. Yazılıda da çıkıyor. Onun için dikkat edelim. Karlı ya da normal havalarda da diyebilir. Bunu karıştırmayın. Yani buzlu, karlı, sisli havalarda da diyebilir. Kesinlikle hepsi aynıdır. Bilginiz olsun. Tamam mı? Acele etmeyelim.
İkinci sorumuza geçelim. Engel işaret levhası, yani şu gördüğünüz engel işaret levhası, bakın. Bunu sınavda soruyorlar. Otobüs, kamyon ve çekicilerde nerede kullanılır? Bakın. Bir kere şunu bilin. Park halinde araç arıza yaptığında yük yüklenirken evet, direksiyon sınavlarında da yerleşim yerleri içerisinde hız sınırınız 50. Aynen dediğin şekilde, doğru. Burada da engel işareti nerede kullanılıyor ve kaç metreye işaretleme yapılır diye soruyorlar. Bir kere 150 metreye işaretleme yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaza yeri ile engel işaretinin arası 150 metre olması gerekiyor. Evet. Arıza yapıldığında, araç arıza yaptığında kullanılır. Otobüs, kamyon ve çekicilerde kullanılır. Otomobilde kullanılmaz. Bakın, otomobilde kullanılmaz. 150 metreden. Evet Volkan, şöyle, engel işareti 30 ve 150 metreye konuyor. Ama engel işareti değil, reflektör konuyor. Bakın, reflektör konuyor. Ama engel işareti 150 metreden işaretleme yapılıyor. Bilginiz olsun. Evet. Hemen üçüncü soruya geçelim. Bunlar, bakın, geçen hafta yani 2022'de yeni çıkan sınav soruları. Uygulamadan geçen hafta da çıkan sorular. Daha önce de zaten bu sorular çözmüştük, eminim ki. Bizim kanalımızda da vardır mutlaka soruların içerisinde. Şekildeki cenaze aracına yetki belgesi gerekli midir? Bu soru son zamanlarda sık sık geliyor. A. Gereklidir. B. Gerekli değildir. C. Araç alındıktan sonra bir ay içerisinde alınması gerekir. Cenaze araçlarına, ambulanslara ve naklen yayın araçlarına yetki belgesi gerekli değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Bunu sınavlarda sık sık soruyorlar. Tüm SRC sınavlarında geliyor. Uygulamalarda hepsinde geliyor. Bilginiz olsun. Evet. Gerekli değildir. Sorusu, cevabı doğrudur. Evet. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. Evet. Bursa seçeneği. Bakın, ambulans, cenaze araçları, naklen yayın araçlarına yetki belgesi gerekli değildir. Evet. Dördüncü sorumuz. Geçen hafta çıktı, bakın arkadaşlar. Dördüncü soru. Görseldeki araçta, şu gördüğünüz araçta, otobüste bir kadının kucağında 0-6 yaş çocuk kucakta taşınıyor. Evet, kucakta taşınıyor. Evet. Çocuktan yolcu ücreti alınır mı, alınmaz mı diye bir soru sormuşlar. Evet. Alınır mı, alınmaz mı? A. Alınır. B. Kucakta yolcu taşınmaz. C. 0-6 yaş çocuklardan ücret alınmaz. Evet. Evet arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Artık son sorulara geldik. Bu sorumuzun doğru cevabı nedir? Kucakta yolcu taşınmaz mı? Ali Selek. Kucakta yolcu taşınır ve ücret alınmaz. Değil mi? 0-6 yaş çocuklardan ücret alınmaz. Bu da cevap Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Kucakta seyahat edebiliyorlar.
Eğer kişiler ayrıyeten koltuk talep ederseler bilet ücretinin %50'si indirimli oluyor. Ödemek zorundadırlar. Diğer %50'sini ödemek zorundadırlar. Evet. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen 5. soruya geçelim. Evet, 5. sorumuz. Sınavlarda banko çıkan sorulardan ve bütün sınavlarda geliyor. Size de eminim ki aynısı gelecek. Yasal limitlerin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? A. 6 ay. B. 2 yıl. C. 5 yıl. Burada trafik polisi bakın. İşte sürücüyü eliyle koluyla bakın hareket ne yapmış? Kontrol var diyor. Sol tarafa yönlendiriyor. İkinci defa alkollü olduğunu tespit etti. Hangi cezayı verir? Evet, hangi cezayı verir? Arkadaşlar. 6 ay, 2 yıl, 5 yıl. İkinci defa tespit edildiğinde tabii ki ne kadar? 2 yıl değil mi? Evet arkadaşlar, birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, üçüncü defada da nedir? 5 yıl. Uyuşturucuda da yine aynı şekilde 5 yıl. 100 ceza puanında birinci defada 2 ay, ikinci defada 4 ay, üçüncü defada da mahkeme karar veriyordu. Evet. Hemen son sorumuz arkadaşlar. Artık son soruya geldik. Hemen bir hatırlatma yapayım. Ondan sonra bu soruyu zaten daha önce de çözmüştük. Eminim ki bu uygulamada da çıktı. Cuma günü saat 8:20'de Nedim Şeker Akademi YouTube, Nedim Şeker Akademi diğer kanalımızda canlı yayınımız var. Hepinizi bekliyorum. Üyelere ve abonelere özel olacak yine. Arkadaşlar mutlaka katılın. Diğer arkadaşlarınıza da söyleyin, mutlaka katılsınlar. Sınavdan önce sınavlara çıkacak %100 banko sorularınız. 6. sorumuz uygulamada. Şekildeki tehlikeli madde taşıyan araç yerleşim yerleri içinde ya da dışında park etmesi durumunda öndeki araçla araç kaç metre mesafe bırakmalıdır? Az önce yazılı sınavlı sorularında da çözmüştük. Evet, keşke alsalar. Doğru diyorsun. Evet, ama almıyorlar. Evet. 20, 30 ve 50. Tehlikeli madde taşıyanlar park etmesi durumunda diyor. Bakın, park etmesi durumunda diğer araçlar arasında kaç metre mesafe bırakmaları gerekiyor? Tabii ki Furkan, bu sorular çıkmış ve çıkacak sorular. Evet. Bunlar belki de birebir aynısı çıkacak. Bak, geçen arkadaşım birisi, hocam bütün sorular yıldızlı sorular içerisinden geldi. Mesajları okuyun. Videoların altındaki arkadaşların gönderdikleri soru mesajları orada göreceksiniz. Evet. Hangisidir? Tabii 100 alacaksın Furkan. Senden 100 bekliyoruz artık ya. Değil mi? Yani evet. Ama yani bilemiyorum, 100 alabilir misin, alamaz mısın yani? Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Son sorumuzun cevabı da nedir? 20'dir arkadaşlar. Evet. 20. Tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Serece 1, 2, 3, 4, 5'te yazılı ve uygulamada %100 çıkacak soruları kanalımızda çözebilirsiniz. Ve arkadaşlarınıza mutlaka kanallarımızı arkadaşlar mutlaka önerin. Kesinlikle pişman olmayacaklar.
Tüm Türkiye'ye yayalım arkadaşlar. Kanalları büyütelim. Herkes faydalansın. Dünya faydalansın, değil mi? Evet, sizlerin sayesiyle. Ne demek? Katılımınız için hepinize ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, cuma günü de unutmuyoruz, değil mi? Nedim Şeker Akademi'de, diğer kanalımızda canlı yayınımız var. Emre yeni geldin herhalde. Joker soruda sıkıntı ne? Evet. Eren saat 8.50'de Nedim Şeker Akademi'de canlı yayında buluşuyoruz. Oradaki sorularımız farklı. Evet, 8.50'de. Evet, akşam 8.50'de. Özellikle orada 8.50'de istiyorlar. Biz de 8.50'ye koyduk. İlerleyen zamanlarda saatini değiştirebiliriz. Evet, katıl butonuna da katılın lütfen. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.